Hayat bazen çok acımasız. Düşünsenize, günün birinde ömrü hayatınız boyunca babanız diye sevdiğiniz kişinin aslında amcanız olduğunu, anneniz diye sevdiğiniz kişinin aslında yengeniz olduğunu öğreniyorsunuz. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de hayatta hiç görmediğiniz, hiç bilmediğiniz bir kardeşiniz olduğunu öğreniyorsunuz. Öz annenizden de haberiniz yok. Ne büyük acımasızlık değil mi? Ve ne büyük bir kargaşa. Ben şimdi Nalan Hanım'ı arıyorum. Bakalım bize nasıl bir tepki verecek. Nalan Hanım. Benim. Nalan Hanım merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yani sizler? Bizler de iyiyiz. İzliyor musunuz programımızı, biliyor musunuz? Evet evet izliyorum, sizi de tanıyorum ama yani şu an bu bir şaka mı yoksa gerçek mi emin olamadım. Yani biliyorsunuz günümüzde kendisini başka biriymiş gibi tanıtan çok kişi var. Çok haklısınız. Şaka değil, gerçek. Dilerseniz evinizin hemen yakınında ekip arkadaşlarımız var, aracımız var. Şimdi programımızı izlediğinize göre, bildiğinize göre, programımıza size ulaşmak üzere biri başvurdu Nalan Hanım. Yani kim benden bir şans daha istiyor ki? Var babam mı ortaya çıktı yoksa? Şöyle söyleyebilirim. Şimdi programı da izliyormuşsunuz. Eğer aracımıza inerseniz, aracımızda biliyorsunuz bir kasamız var. O kasanın da sadece size ait olan bir şifresi var. Siz araca indikten sonra ben size o şifreyi göndereceğim. O şifreyi girdiğinizde kasamız açılacak. Ve programa kimin başvurduğunu hemen anlayacaksınız diye düşünüyorum. Peki tamam. Ama eğer babamsa benim onunla konuşacak hiçbir şeyim yok. Şimdiden söyleyeyim. Peki Nalan Hanım, öyleyse araca gidiyor musunuz? Tamam, iniyorum. Teşekkür ederim. Babam mı dedi? Eğer babamsa onunla konuşacak hiçbir şeyim yok dedi. Şu an diyemedim tabii. Babanız değil, babanız sizi arayamaz. Nalan Hanım aracımıza binmiş. Alo. Nalan Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Şimdi size şifrenizi gönderdim. Lütfen göndermiş olduğum bu şifreyi kasaya girin. Ve lütfen kasadan çıkan şeyi benimle de paylaşın, olur mu? Bakıyorum bir saniye. Nasıl bir şey tahmin ediyordunuz Nalan Hanım? Benimle de paylaşır mısınız? Ne çıktı kasanın içinden? Hayatımda hiç görmediğim ama babam olduğunu bildiğim adamın fotoğrafı var şu an elimde. Yani bunu size söyledim Ahu Hanım. Her şey için çok geç. Yani konuşacak hiçbir şeyim yok benim onunla. Peki Nalan Hanım bir saniye birazcık geri gitmek istiyorum. Dediniz ki hayatımda hiç görmediğim babamın fotoğrafı, hayatınızda hiç görmediyseniz çıkan fotoğrafın babanıza ait olduğunu nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorum, öyle mi? Bir saniye bekler misiniz? Kameraya da gösteriyorum.
Bu fotoğrafın aynısı zaten bende de var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi şöyle yapalım. Ben sizi şu an aynı anda göremiyorum. Ekip arkadaşlarım yanında. Fakat müsaade ederseniz sizi görüntülü arayayım. Olur mu? Tabii tabii. Arıyorum Nalan Hanım hemen sizi görüntülü. Nalan Hanım'ı görüntülü arıyorum şu an. Tekrar merhaba. Merhaba. Sizi üzmedik umarım Nalan Hanım. Yani böyle bir şeyin olacağını zaten biliyordum. Tahmin de etmiştim babam olacağını. Babanızın size ulaşmak isteyeceğini mi tahmin etmiştiniz? Evet. Şimdi peki ondan önce ben o iki fotoğrafı görebilir miyim? Yan yana lütfen. Yani şimdi neden beni aramaya çalışıyor ki? Nalan Hanım sizi terk ettiğini, bu yaşa kadar sizi aramadığını anneniz mi anlattı size? Bana kimsenin bir şey anlatmasına gerek yok. Annem bu şekilde anlatmadı tabii ki ama ben neyin ne olduğunu anlayacak yaştayım. Tabii. Ve onunla görüşmek istemiyorum. Peki fotoğrafı anneniz mi verdi? Evet, eski eşyaların içinden vermişti. Yani bu fotoğrafın benim için bir önemi olduğu için saklamıyorum. Sadece eğer olur da bir gün karşıma çıkarsa yüzüne tükürmek için saklıyorum. Sizi anlamaya çalışıyorum. Eğer söylediğiniz gibi ise hakikaten anlamaya çalışıyorum. Fakat şu an ne yapmak isterseniz isteyin babanıza. Hiçbir şey yapamazsınız. Buraya da zaten babanız başvurmadı çünkü üzülerek söylüyorum, benden duymanızı, öğrenmenizi istemezdim ama babanız tam 23 yıl önce vefat etmiş. Benden kim bir şans daha istiyor? Sizden yaklaşık 40 gün önce bir kardeşi olduğunu öğrenen kardeşiniz Selçuk Bey bir şans istiyor. Bir kardeşim olduğunu nereden biliyorsunuz? Selçuk Bey bize tüm hikayeyi anlattı. Ve ekip arkadaşlarımız da çok ciddi bir araştırma yaptılar. Selçuk Bey'le kardeşsiniz Nalan Hanım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Şöyle yapalım mı? Buraya gelseniz bir yüz yüze, öyle yan yana bir sohbet edebilsem sizinle. Ben şu an evden uzaklaşmak istemiyorum. Niçin? Çünkü annem rahatsız ve evde olmam gerekiyor. Yani her an hastaneden bir haber gelebilir. Öncelikle çok geçmiş olsun. Hastaneden gelecek haber için mi evde kalmak istiyorsunuz? Evet, şu an annem yoğun bakımda. Peki ben size şunun sözünü versem. Kötü tabii ki hiçbir haber zaten gelmesin. İyi bir haber geldiğini düşünelim. Hastaneye gitmeniz gerektiğini düşünelim. Burada, buraya eğer gelirseniz benim yanıma. Hemen ben sizin yanınızda gideceğim hatta hastaneye, annenizin yanına. Yani annemin durumunun zaten iyiye gittiğini söylediler. Bugün çıkışını bekliyoruz. O yüzden de dediğim gibi bunları ayıracak vaktim yok benim şu an. Nalan Hanım, şu an zaten evdesiniz ve tek başınasınız. Anneniz için dediğim gibi hastaneden bir haber gelirse sizi derhal oraya yetiştireceğiz. De ben de sizin yanınızda geleceğim eğer isterseniz. Bakın burada çok enteresan bir durum var. Bir kardeşiniz var Nalan Hanım ve burada sizi bekliyor. Anlatacakları var. Neden şimdi? Neden bunca zaman sonra? Nalan Hanım neden şimdi? Çünkü size söyledim bunu 40 gün önce öğrenmiş bir kardeşi olduğunu. O da son derece çaresiz fakat iyi niyetli. Tekrar ediyorum, onunla
konuşmak, onu görmek zorunda değilsiniz. Tamam, geleceğim ama sadece merakımdan geleceğim. Peki. Yani bir umut falan olmasın bunda. Peki. Sizi burada bekliyorum öyleyse. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Düşünsenize, bir kasa açılıyor. Kasanın içinden hayatınız boyunca hiç görmemiş olduğunuz babanızın fotoğrafı çıkıyor. O hiç görmemiş olduğunuz babanızın sizi aradığını düşünüyorsunuz. Fakat hayatta işte her şey gelebiliyor başımıza. Babanızın 23 yıl önce vefat ettiğini öğreniyorsunuz. Çok acı, çok karmaşık. Ben şimdi Nalan Hanım yolda bizim yanımıza geliyorken Selçuk Bey'in yanına geri dönüyorum.